Nurullah, bugün biraz benlik kavramını konuşacağız seninle. Hı-hı. Hemen girelim istiyorum konuya, zaten geç kaldık. Evet. Benliğin tanımı nedir, tam bir tanımı yapılabilir mi diye başlamak istiyorum. Evet, selamlar arkadaşlar. Kendimi tanıtmaya gerek yok sanırım. İkinci defa oluyor bu programımız. Evet. Şimdi tanım yaparken, ben geçen programda da bahsetmiştim. Biraz kavramlara takılıyorum bazen. Tanım ne demek? Biraz ondan bahsederek girmek istiyorum. Tanım, biliyorsunuz, tanıdığınız şeyin tanımını yapabilirsiniz. Yani bildiğiniz şeyin, sınırlarını gördüğünüz şeyin tanımını yapabilirsiniz. Bunun biraz mesela İngilizce'de definition diye geçiyor. Biraz köküne baktığınızda definition, orada bir fin kelimesi görülüyor. Fin son demek arkadaşlar. Zaten Türkçe'de de var. Final diyoruz mesela, ya da İngilizce'de finish diyoruz. Bir şeyin bitmesi, sonu. Kökü definisyona, yani Latince kadar gidiyor. Şu anlamı çıkarabiliyoruz buradan. Tanım yapmamız için bir şeyin sonunu görmemiz gerekiyor. Sınırını bilmemiz gerekiyor. Yani ben bir şeye sandalye demek istiyorsam onun altını üstünü göreceğim ki sandalye diyeyim. Ucu bucağı olmayan bir cisme isim koyamıyorum mesela. O şekilde düşünebilirsiniz. Tanım yapabilmek için de soyut bir ifade bile olsa bu, sınırlarını belli ederek bunu anlatmamız lazım. Tabii ki burada eskiler farklı bir şey söylemişler. Bu arada kamerayla alakalı bir şey gelmiş. Düzeltmeye çalışayım. Şöyle daha mı iyi? Şimdi daha iyi oldu, evet. Evet, daha iyi oldu. Bizimkilerde demiş ki efradını cami, ayarını mani olsun. Yani söyleyeceğiniz tanım, kavram kendine has özellikleri kesinlikle barındırsın ne varsa ve kendine has olmayan bütün özellikleri de dışlısın. Tanım dediğimiz şey aslında böyle olmalı diye bizimkiler çok daha güzel bir çerçeve çizmiş. Benlikle alakalı birçok tanım var. Tıpkı kişilikle, kimlikle alakalı yapılan tanımlar gibi. Tabii ki bunlar hep biraz daha felsefeden kaynaklanıyor bu kadar farklı tanım yapılması. Ben biraz daha sosyal psikoloji içerisinden bakacağım olaya. Sosyal psikolojide özellikle Franz Hoyer'in kitabını ben kendim takip ediyorum. İsteyenler kitabına da bakabilirler. Benliği kendi davranışları üzerinde düşünen, sembol kullanan sosyal bir oluşumdur diye açıklıyor. Şimdi bu kullandığı üç ifadede aslında bir derya. Yani kendi üzerine düşünen, sembol kullanan ve sosyal bir oluşum olan, yani benlik olabilmesi için, hani dedik ya efradını cami olması lazım, bu üçü kesinlikle olması lazım. Kişi bir, kendi davranışları üzerine düşünebilecek birisi olması lazım, sembol kullanması gerekiyor bunun için, artı sosyal bir oluşum, yani ben tek başına ben olamıyor, sosyal bir oluşum oluyor. Bunları sırayla biraz ele almak istiyorum benliği daha iyi anlayabilmek için. Tanımlayabiliyoruz yani benliği. Ben açıkçası bu soruyu sorarken benlik çok tanımlanamaz bir şeymiş gibi geldiği için sordum. Yani evet, isimlendirmek başka bir şey. Çok da güzel açıkladın ama tanımlamak zor gibi gelmişti bana. Evet, heyecanla bekliyorum. Enteresan bir yaklaşım oldu. Yani şöyle ki, tanım yapmak tabii ki çok ciddi bir iş. Ben burada kendi tanımımı kullanmadığım için rahat hissediyorum kendimi. Referans veriyorum. Hani Franz Hoyer'in bir tanımı bu. Sosyal psikolojide, daha doğrusu psikolojinin kendi içerisinde değişken olarak bir ifadeyi kullanabilmeniz için tam sınırlarını belli etmeniz lazım. Yani çünkü biz deneysel çalışmalar yapıyoruz. Yani benliğin ne olduğunu ya da atıyorum benlik saygısının ne olduğunu tanımlayamazsak biz onun üzerine bir ölçek de yapamayız ve böylece insanlara uygulayamayız, çalışma yapamayız falan. Mesela Rosenberg'in benlik saygısı ölçeği vardır çok fazla bilinen psikolojide. Kendi davranışları üzerine düşünen dedik mesela. İlk buraya biraz odaklanalım. Efradını cami olması buradan kaynaklanıyor. Kendi davranışları üzerine düşünmenin ilk şartı nedir? Mesela insanlar şu an ne düşünüyor? Muhtemelen ilk akla gelen şey şu olacak. Birincisi, benliğin olabilmesi için farkındalık gerekiyor. Benim farkında olman gerekiyor ki kendi davranışların üzerine düşünebilesin. Yani buradan direkt şu anlamı çıkarabiliyoruz. Buradaki tanımda aslında farkındalık da yer alıyor. Farkındalık olmadan bir benden bahsedemiyoruz. Mesela şöyle sorulur ya, hayvanların benliği var mıdır? Aslında bunu sormamıza gerek yok. Hayvanların farkındalığı var mıdır? Önce bu soruyu sorarak
daha işe yarar bir cevap bulabiliriz aslında. Bu yönüyle farkındalık çok önemli. Bu noktayı bazen atlayabiliyoruz ama benlik bir de yaşlara bakıldığında hangi yaştan itibaren insanda oluşuyor? Bununla alakalı çalışmalar da var. Genelde 18 ay diye söylenir. Yani 18 ay ve üstünde benlik dediğimiz şey oluşuyor. Bununla alakalı... Yani evet. O zaman öz farkındalık dediğimiz şey doğuştan gelmiyor, öyle mi? Tabii. Benlik de doğuştan gelmiyor. Sosyal bir oluşumdur. İşte üçüncü bahsettiği kavram da o. Sonradan oluşan bir şeydir benlik. 18 aya kadar olan çocuklara deneyler yapıyorlar. Bu meşhur bir deneydir. Burunlarının üstüne kırmızı bir nokta koyup aynanın önüne getiriyorlar. Acaba kendi burunlarında olan aynayı fark edecekler mi? Bir farkındalık çalışması aslında. 18 aydan küçük çocuklar fark edemiyorlar. Oradaki bebeğin başka bir bebek olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla sanki orada başka biri var, o ben değilmişim gibi. Bunu hayvanlara da yapıyorlar. Bazı maymun türlerinde farkındalığın olduğu görülüyor. Hatta bazı balinalarda falan da bu görülüyor. Yani bazı hayvanlarda da bunlardan bahsedebiliyoruz. Bu önemli bir çalışma. İnsan benliğinin sonradan geliştiğine dair önemli bir deney, önemli bir araştırma bu. İkincisi, sembol kullanma dedik. Sembol kullanma, sosyal psikolojide tabii birçok açıklaması var ama ben biraz daha onu kapsayıcı bir şekilde ele alıyorum. İnsan öğrenirken bilişsel gelişim sürecinde, özellikle Piaget'in de vurguladığı kısımlara bakarsak, soyut işlemler, somut işlemler, duyu motor gibi bazı gelişim evrelerinden geçiyor. Ve burada insan öğrenirken dille değil, sembolle öğreniyor en başta. Yani hatta bazen denir ya, dil olmasaydı nasıl düşünürdük acaba? Çünkü düşüncelerimiz de dille gerçekleşiyor. Ya ana diliniz neyse aslında o dil üzerine düşünüyorsunuz. Peki dil olmasaydı nasıl düşünürdük? Muhtemelen, tabii bu da yine tartışmalı, sembollerle düşünürdük diyenler var. Burada sembol kullanmanın önemi neden ciddi? Az önce bahsettiğim tanım yapabilme problemini sembolle aşabiliyoruz. Yani tanım yapamadığımız şeyleri belli bir sembol koyarak onu belli bir işlem içerisine koyabiliyoruz. Matematikteki gibi. Kök eksi bir, bir açıklaması yok. Ama biz ona i kare deyip işleme tabi tutabiliyoruz. Ya da çocukken tanrı dediğimiz şeyi kavrayamadığımız için sakallı bir amca olarak düşünüyoruz. Bir sembol kullanıyoruz aslında. Benlik aslında bu öğrenme sürecinde semboller kullanarak gelişen bir o sosyal bir oluşum. Bir yönü de işte sosyal oluşum. Yine tekrarlamış olacağım ama diğerleriyle beraber var olan bir oluşum benlik. Tek başına var olmuyor. Diğerlerine ihtiyacımız var bu konuda. Yani ötekinin tamamladığı bir şey. Zaten Jung da aynı şeyi söylüyor. Küçük çocuklar kendi personaları yoktur. Anne ve babalarının personalarını yansıtır der. Tabii o arada personayı maske anlamında biraz daha kullanıyor. Ama küçük çocuk benim ne olduğunu bilmediği için bir ayrım da yapamıyor burada. 18 aylıktan sonra farkındalıkla beraber benlik oluşmaya başlıyor. Peki araya gireceğim, unutmadan sormak istiyorum. 18 aylık bebek dedin. Şimdi bu terrible two dediğimiz dönem, o 2 yaş döneminde o farkındalık başladığı için mi, işte kendisini artık anneden ayrıştırmaya başladığı için mi çocukta bir öfke krizi yaşanıyor? Yani tek yapmaya sebebi... yani kendi benliğini ortaya koymak istiyor ama gücü yok. O gücü olmadığı için de kendi içinde bir öfke yaratıyor olabilir mi? Evet evet. Yani böyle bir yorum var. Bu ergenlerde de var. Yani ergen çocuklar da yine aynı şekilde kendi benliğini hala tam olarak hissedemediği için ama böyle bir ihtiyacı da olduğu için hala anne baba müdahaleleri onun benliğine bir müdahale gibi algılanıyor ve öfke olarak bunu yansıtıyor dışarıya. Böyle bir yorum var. Evet. Peki, ben sözünü kestim ama başka bir konuya geçmeden bu farkındalık konusuyla ilgili, bu öz farkındalıkla öz bilinç arasındaki farkı merak ediyorum. Tamam, ona değineyim, sonra şeye döneyim, benlik ayrımlarına döneyim. Şimdi öz farkındalık ve öz bilinç tabii karıştırılıyor birbirlerine. Evet. Birisi self-awareness, birisi self-consciousness. Self-awareness bir durumsal bir şey. Yani hatta İngilizce'de şöyle denir, self-awareness is a state... Self-consciousness is a trait diye böyle bir cümlesi de vardır, popüler. Self-awareness yani öz farkındalık durumsal bir şey. O anki durumla alakalı farkındalığınız. Öz bilinç ise bu bir kişilik özelliği aslında.
Yani zaten sizde bu düzey sabit bir şekilde, düzenli bir şekilde var. Yani farkındalık oranınız durumsal olarak değişmiyor. Bazı çalışmalarda durumsal farkındalığı arttırmaya çalışıyorlar. Mesela evet, o zaman öz farkındalık, öz bilinci oluşturan bir şey. Evet, evet. Aslında öz bilincin pratiksel uygulaması bir yerde. Ama bir kişilik özelliği değil öz farkındalık. Öz bilinç kişilik özelliği. Anladım, tamam. Buradan şeye döneyim biraz. Benliği sosyal psikolojide nasıl ele alıyorlar? Sosyal psikolojide temelde iki bakış açısıyla ele alıyorlar benliği. William James'le George Herbert Mead sosyal psikolojide bu ikisi. Birisi farkındalığın nesnesi olarak ben diye ele alıyor. Yani nesne olarak ele alıyor ki buna İngilizce'de I diyor. Yani benim karşılığı olan I. Bir taraftan da George Herbert Mead farkındalığın öznesi olarak benden bahsediyor. Yani me. Hani Türkçe'ye çevirdiğinizde ben gibi algılanabilir ama ben şöyle çeviriyorum. I sözcüğüne ben diyorum. Me sözcüğüne kendim diyorum. Yani ben ve kendim gibi bir ayrılma oluşuyor. Peki bu ayrım ne? Birisi farkındalığın nesnesi olan ben. Yani dışarıdan beni gördükleri şekilde böyle algıladığım ben. Dışarıdan görünen ben aslında. Benim algıladığım dışarıdan görünen. Görünen ben ya da görünmek istediğim halim mi? Yok, istediğim değil. Yani şu an Müge abla beni nasıl görüyor? Bu düşüncem nesnel benlik. Dışarıdan göründüğüm ben. Yani bana diyorlar ki uzun boylusun. Bu nesnel bir benlik. Ama ben kendimi kısa boylu hissediyorum. Bu işte kendim oluyor. Öznel. Evet, öznel olan oluyor. Me dediği. Yani biraz daha duygusal tarafı, kendini değerlendirici tarafı oluyor. Yani nasıl göründüğünle nasıl hissettiğin arasındaki fark. Evet, temelde böyle diyebiliriz. Yani bu iki ana dalla başlıyor aslında bütün ayrım. Burada tabii insanın kendiyle alakalı özellikle I dediğimiz, yani ben üzerine kullandığı bütün ifadeler, değerlendirmeler onun self konseptini oluşturuyor. Buna da işte benlik konsepti diyoruz. Yani bütün işte uzunum, kısayım, şöyleyim, böyleyim dediği bütün sıfatları birleştirdiğinde bir konsept haline getiriyor bunu. Buna benlik konsepti diyoruz. Bu benlik konseptini kişi yargılamaya başladığında, değerlendirmeye başladığında işte orada da benlik saygısı oluşuyor. Yani benim oluştuğu bir küme var. O kümeyi ben değerlendirmeye başladığımda o benim benlik saygımı belirliyor. Çok fena. Yani bu biraz yapısal bir şey. Daha net anlaşılır diye böyle yapısal anlattım. Yani benim nasıl göründüğüm, fizyolojik yapım, anladığım kadarını söylüyorum Nurullah. Evet. Doğrumu söylüyorum. Benim tabii, tabii. Benim öz saygımı mı belirleyen dışsal faktörler yani? Her şey. Yani sadece şey. Bu değil. Yani evet, benim mesleğim, bunun... işim, duruşum, hayat içerisinde nasıl göründüğüm benim öz saygımı belirleyen faktörler. Evet, evet. Bununla alakalı güzel bir şey de var. Hatta bu konuşmada dinleyenlere de uygulayabileceğimiz bir şey. Hani uygulama olsun diye iki tane, üç tane şey de getirdim. Terapi teknikleri içerisinde de kullanılıyor bu. Harika. 20 Statements denilen bir ben üzerine yapılan bir çalışma var. Burada Türkçesini alayım. Türkçesini alayım. 20 ifade aslında Türkçesi de. Burada 20 tane cümle yazmanızı istiyorum. Hatta dinleyenler bunu kendileri de uygulayabilirler. Benle başlayan 20 tane cümle. Hiçbir sınır yok bakın. Oraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Yani ben akıllıyım, ben uzunum, ben Türk'üm, ben Müslümanım. İstediğinizi yazabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa yazabiliriz. Evet. 20 tane. Tamam. Evet. İlk aklınıza ne geliyorsa onu birinci cümle yapın. Sonra ikinci cümle, üçüncü cümle. Bu 20 cümleyi bitirdikten sonra 4 ana başlık altında bunu değerlendiriyorlar. Birincisi fiziksel ben. İkincisi sosyal ben, üçüncüsü psikolojik, dördüncüsü de global diye. Yani ben... Bilişsel, sosyal, psikolojik ve global ben. Evet, evet. Mesela fiziksel bende, ben uzunum yazdıysam bu fiziksel demektir. Ben kısayım, ben kiloluyum, ben zayıfım. Bunlar fiziksel beni gösteriyor. Ben öğretmenim, ben babayım, ben abiyim dediğinizde sosyal beni gösteriyor. Tabii. Bir diğeri psikolojik ben. Mesela ben öfkeliyim, ben aşığım, ben akıllıyım, zekiyim. Biraz daha psikolojinize yönelikse psikolojik ben diye adlandırabiliriz.
Bir diğeri ise global. Ben insanım. Ben Türk'üm. Daha böyle evrensel. Şimdi bu 20 tane ben 1950'li yıllarda ve 60'lı yıllarda Amerikalı öğrencilere uyguluyorlar. Daha çok fiziksel ben ön planda oluyor. Ama 70'li yıllarda uyguluyorlar. Daha çok sosyal ben ön planda oluyor. Yani yıllar içerisinde bu çok değişiyor. Mesela bunu dinleyenler kendine uygulayabilirler. En başta 20 tane benle alakalı ne geliyorsa akıllarına bunu bir yazsınlar. Daha sonra işte fiziksel, psikolojik, sosyal ve global diye ayırabilirler. Acaba tamam, ayırdık diyelim. Yani mesela ben yaptım ve sosyal ben çok ağırlıklı çıktı. Bu bana ne anlatıyor? Evet, tam oraya gelecektim. Burada bir denge olması gerekiyor yine. Yani araştırma yapan kişilere göre. Hem sosyal, hem psikolojik, hem global şekilde insan kendine, dikkat ederseniz 20 tane var ve 4 alan var. 5-5-5 diye onları ayırırsanız bu aslında sizin tam dengede olduğunuzu gösteriyor. Aşağı yukarı 1-2 oynayabilir, problem yok. Ama 10 tanesini fiziksel özelliğiniz üzerine yazdıysanız bu sizinle alakalı çok fazla ipucu veriyor. Demek ki fiziğinizle alakalı tanımlıyorsunuz kendinizi. Hani az önce sordun ya abla, benlik saygısı nasıl oluşuyor diye. İşte bu ifadelerle oluşuyor. Fiziksel olarak mı benlik saygısını oluşturuyor, psikolojik olarak mı oluşturuyor, global olarak mı oluşturuyor? Peki. Bunlar aslında bir terapi tekniği bir yerde de insanı tanıma adına. Ha, o zaman bu 10 tanesi de sosyal ben çıkıyorsa eğer bu beni bir patolojiye götürüyor mu? Patoloji diyemeyiz. Kendini nasıl tanımladığınla alakalı biraz. Yani çalışmayla... Ya sadece fiziksel ben olarak tanımlıyorsam kendimi bu sağlıklı bir şey değil. Onu anladım. Ya değil sağlıklı mi? Bir şey olmayabilir. Aslında kesin bir şey söylemek yine uygun değil. Bu aslında bir değerlendirme ölçeği. Teşhis ya da tanı koyma için değil. Ha, ilişkili çalışmalar yapılmış mı bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla bu sadece bir tanıma üzerine. Yani kişi kendi benliğini, benlik konseptini daha çok neyle doldurmuş? Psikolojik özellikleriyle mi, fiziksel özellikleriyle mi, sosyal özellikleriyle mi? Terapiste bilgi veren bir ölçek. Anladım. Kişi kendini tanımak adına bunu kendi de uygulayabilir. Güzel. Basit bir şey. O güzel, yüzden. Çok güzel oldu bu. Uygulayacağım. Evet. Bunun dışında soru yoksa devam edebilirim ben. Benlik saygısı dediğin için bir şey sormak istiyorum. Benlik saygısı ve kendini engelleme arasında bir ilişki var mı? Ha, şöyle diyebiliriz. Kendini engelleme sosyal psikolojide self handicapping diye geçiyor. Self sabotaj da var. Ufak bir nüans var aralarında ama self handicapping şöyle bir şey. Şimdi yarın sınavınız var diyelim. Çok önemli bir sınav. Sınavı geçebilme ya da geçememe gibi kaygılarınız var. Arkadaşlarınız da akşam sizi partiye çağırıyor. Normalde ders çalışmanız lazım. Kişi burada self handicapping yapabiliyor. Yani partiye gidiyor, ders çalışmıyor. Çünkü sınava girdiği zaman sınavdan düşük alabileceğini düşünüyorsa burada kaçıp kendine bir engel yaratarak partiye gidiyor. Daha sonra bu çocuğa diyorsunuz ki ya sınavdan düşük aldın. Kendi öz saygısını korumak adına kendine engel koyduğunu ifade edebiliyor orada. Diyor ki ya ben gitmeseydim partiye sınavdan iyi alabilirdim. Böyle bir ihtimal, iyi alabilme kapısı bırakıyor kendine. Bu yönüyle aralarında bir etkileşim var. Benlik saygısıyla kendini engelleme hissi. Hep İngilizceleri geliyor aklıma. Bu ikisi arasında böyle bir etkileşim var. İngilizce eğitimin dertleri bunlar işte. Maalesef. Bazen bu... Türkçelerini bulamıyorum zaten. Hatta. Maalesef. Peki bu öz saygıyla özgüven arasındaki ilişki ne? Şöyle, özgüven temelde bir şeyi yapabilme becerisine sahip olduğunuza dair var olan inancınız aslında. Özgüven. Yani ben piyano çalabilirim ya da çalamam. Bu özgüveninizi gösteriyor. Ama ben çıkıp orada piyano çalarken insanlara kötü görünürsem, işte kısa olduğum için dalga geçerlerse bu benlik saygınızı gösteriyor. Yani o aslında öznel bir şey gibi anlıyorum özgüveni. Özgüven mi? Evet, evet, evet. Öznel. Öz saygı daha nesnel. Evet, öz saygıyı çünkü diğerlerine bakarak belirliyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Yani dışarıdan görünen Nurullah'ı değerlendiriyorum ben. Kendimi değil, öz saygıyı belirlerken uzun boylu olduğum zaman dışarıdan bana bunu söylüyorlar. Uzun boylusun sen, yakışıklısın sen diyorlar. Bu artık benim benlik saygımı besleyen bir şey oluyor.
Böyle bir fark var. Bu iki ayrımın böyle olması çok değişik geldi bana. Yani çünkü özgüven, evet, içinin zenginliğiyle alakalı, kendinle alakalı ama öz saygıyı da besleyen bir şey olması gerekiyor diye düşünüyordum ben. Yani hatta ikisini çok yan yana koyduğum iki kavramdı. Ya tabii ki ikisi birbirini destekliyor. Yani şu anlamda bir şeyi becereceğinize dair var olan inancınız tabii ki benlik saygınızı da besliyor. Arada etkileşim yok demiyorum. Ama temel bir fark var işte. Birisi tamamen biraz daha beceriye dayalı. Bir tanesi de değerlendirmeye dayalı. Self konsepti, yani benlik konseptini değerlendirdiğiniz bir alan. Not veriyorsunuz kendinize. Yani ve bu notu toplum gözünden veriyorsunuz. Kendi içinizden değil. Piyano çalıp çalamadığınızı kendiniz biliyorsunuz zaten. Toplum bunu söylemiyor. Aa evet, piyano çalabiliyorsun demiyor. Biliyorsanız biliyorsunuzdur ve kendinize güveniniz oluşur. Ama toplum size ya sen kısa boylusun diyebilir. Siz uzun boylu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Toplum size kısa boylu kısa boylu diyorsa öyle hissetmeye başlıyorsunuz. Anladım. Peki. Öz saygınızı belirliyor. Tamam, devam edebilirsin. Ben seni çok böldüm. Var bir sürü sorum var da çok böldüğüm için susmayı tercih ediyorum şu an. Şimdi öz farkındalık olayı önemli. Öz farkındalık, biliyorsunuz, mindfulness falan çok fazla artık terapilerde yer alıyor, çalışmalarda hep gösteriliyor. Çok fazla faydası var gerçekten. Ama bazen her şeyin çözümüymüş gibi gösteriliyor. Bu da çok yanlış. Mindfulness eğitimlerini ben kesinlikle destekliyorum ama her şeyin de çözümü değil. Yani sokaklarda sarımsak satıp 72 derde deva diyorlar ya mesela. O tarz bir pazarlama yapılması hoş değil. Aksi takdirde hani bu zaten işe yarayan, güzel olan bir şeyi kötü göstermeye de yol açıyor. Bu iyi bir şey yani. Biz bunu terapilerde de kullanmak istiyoruz ama bu kadar her şeyin çözümü burada, mesela EMDR terapisi de yine öyle. Her şeyin çözümünü EMDR'da göstermek yanlış. Terapi teknikleri kendi içerisinde belli alanlarla çalışabiliyor, işe yarayabiliyor. Bu ayrımları yapmak gerekiyor. Çünkü neden her şeye deva değil? Farkındalık her zaman iyi bir şey değil çünkü. Yani her zaman iyi bir şey olsaydı muhtemelen insan evrimi öz farkındalığı en üst düzeyde insan bedeninde var eden bir mekanizmaya dönüşebilirdi. Madem farkındalık bu kadar iyi bir şey, neden bu kadar dikkatimiz dağınık? Neden daha fazla dikkat eksikliğiyle, problemleriyle uğraşıyoruz? Neden farkındalık bu kadar gelişmemiş? Çünkü problemli bir şey farkındalık birçok noktada. Bunlara bir örnek vermek istiyorum. Doğadasınız, bir avcıyla karşılaştınız. Öz farkındalığınız yüksekse hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü tamamen kendi hislerinize odaklanırsınız. Ya ben ne yapıyorum şu an, ne hissediyorum? Evet, nefesim biraz yavaşladı. Evet, şu an vücudum soğuyor. Bunları düşünürseniz kaçamazsınız. Yani bazı yerlerde farkındalığı kapatır beyin, otomatik beyne devreder sistemi. Otomatik beyin çok daha sağlıklı yürütür doğada insanın yapacağı işleri. Modern hayatta tabii ki biraz daha bu dengeler değişmiş durumda ama insan beyni hala bu farkındalığı çoğu zaman bastırır. Korktuğu zaman farkındalığı bastırır. Stres yükseldiğinde farkındalık düşmeye başlar. Biz şimdi niye farkındalığı vurguluyoruz? Çünkü gereksiz yere çok fazla stres oluyoruz artık. Çok fazla stres yaratan şey var etrafımızda. Bu da farkındalığımızı çok fazla düşürüyor. Biz de farkındalığı dengelemeye çalışıyoruz aslında. Maksimum düzeye çıkarmıyoruz. Yine belli bir dengeye çıkarıyoruz. Tıpkı stresin de belli bir dengede olması gerektiği gibi. Yani tamamen stresi yok etmiyoruz. Stres iyi bir şey. Kaygı iyi bir şey. Yani kaygıyı biz yok etmiyoruz ki. Belli bir seviyeye indiriyoruz onu. Evet, belli derecede ise evet, çok iyi bir şey. Evet. Yani biz aslında o günlük telaşımız, detayların içinde kaybolduğumuz zaman öz farkındalığımızı geliştirdiğimizde o biraz daha büyük resmi görerek aslında bir nefes alma çalışması yapıyoruz öz farkındalık çalışmalarıyla, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani burada da yine denge önemli. Yani hep denge kelimesine, kavramına geliyoruz. Bir de şöyle bir durum daha var. Bu yapılan çalışmalarla sabit. Öz farkındalık çok fazla olduğu zaman da insanı depresif yapıyor. Çok fazla kendi hisleriniz ve duygularınız üzerine düşünmeye başlıyorsunuz. Depresyondaki olan danışanlarıma mesela, ben kendim de gözlemliyorum, kendiyle alakalı sürekli bir değerlendirme içerisinde. Ya ben kesin yanlış yaptım, şöyle yapmamalıydım. Bir yıl önceki olayı, ruminasyon dediğimiz bir şey bu da, aynı problemi kafasında çevirir, çevirir, çevirir. Bu işte aşırı farkındalıktan da olabilir.
Tabii öz farkındalık bu. Yine farkındalık ve öz farkındalığı da ayırmak lazım. Bu da iyi bir şey değil işte. Yani insanı depresif yapabiliyor. Peki bu denge ideal benlik diye bir şey oluşturuyor mu Nurullah? İdeal benlik diye bir kavram var mı? Evet, yani ideal benlik de bizim için ideal olan şey. Yani buna self discrepancy deniyor. Türkçe'ye nasıl çeviriyor? İdeal Öz benlik. çelik gibi bir şey aslında, self discrepancy. Şimdi benlikle alakalı birçok model var. Yani Winnicott'ın da var. Sahte benlik, gerçek benlik diyor. İşte transaksiyonel analizde ebeveyn benlik, çocuksu benlik, yetişkin benliği falan. Birçok model var. Burada self discrepancy yaklaşımıyla kişide bir ideal benlik olduğu ve bir asıl benlik olduğu inancı var. Hani burada Jung da böyle bir şey söylüyor. Persona diyor ve asıl ben diyor. İdeal ben kendimizi görmek istediğimiz, gelmek istediğimiz yer. Ama asıl ben ise şu an bulunduğumuz yer. Yani asıl Nurullah kim ve onu koymak istediğim yer neresi? Yani Nurullah şu an psikolog. Ne olmak istiyorum? İşte profesör olmak istiyorum falan. Şuralara gelmek istiyorum. Bu da benim ideal benliğim. Patoloji çalışmalarında bu önemli. İdeal benlikle asıl benlik arasındaki boşluk ne kadar fazlaysa o kadar nevrotikleştiriyor insanı. Bu da bir uygulama olabilir dinleyenlere. Oturup bir kağıda asıl beni yazın. Yani ben asıl Nurullah'ı yazacağım. Karşısına, o cümlelerin tam karşısına ideal Nurullah ne yapardı? Bunları yazacağım. Yani Nurullah şu an videoda işte şöyle başladı videoya. İdeal Nurullah şöyle başlardı gibi. Hani örnek olsun diye söylüyorum. Ve bu ikisi arasındaki ayrıma bakın. Çok fazla fark varsa muhakkak sizi daha depresif yapıyor. Davranışsal olarak mı yazacağız bunu? Yani Davranışsal, hissel mesela şöyle de diyebilirsiniz. Ya her şeyi kafama takıyorum. Takmamam lazım. Bu davranışsal değil. Biraz daha duygusal, bilişsel bir olay. Her türlü yazabilirsiniz. Yani burada da yine serbestsiniz. Bu da yine terapilerde genelde danışanlardan istenen bir şeydir. Asıl benlikle ideal benlik cümlelerini yazarlar ve aradaki kıyasa bakarız. Bazen bazı insanlar ideal benliği o kadar yukarıya çıkarır ki ve oraya ulaşamaz. Bu da bir self sabotajdır aslında. Ulaşamayacağı hedefler koyar kendine. Self sabotaj kendini sabote eden bir sistem haline gelir insan psikolojisi. Hedef çok yüksektir. Yani hiç ders çalışmamıştır. İşte Boğaziçi'ni kazanayım falan demiştir. Sınava girip düşük almıştır ve bu onu çok fazla üzmeye başlamıştır mesela. Bu işte self sabotaj dediğimiz olay. Kendi kendine bir şekilde engel yaratıyorsun ve bu ideal benlikle asıl benlik işte burada önemli bir rol oynuyor. Bunu yazabilir dinleyenler, aradaki farka bakabilir ya da etrafındaki insanlara bunu uygulayabilir. Bir benlik daha var sosyal psikolojide. Out self diye geçiyor. Yani meli malılar, toplumun istediği benlik. Olmalıyım. Yani Nurullah işte 30 yaşına geldi, evlenmeli. İşte şu okula girmeli, şu işi kazanmalı. Bu meli malılar da bir benlik oluşturuyor. Asıl benlik var. Meli malının ortaya koyduğu bir benlik var. Bir de ideal benlik var. yani İdeal benlik hatta o ideal benlik, ideal benliği oluşturan melimalıların olduğunu düşünüyorum ben daha ziyade. işte. Evet, tam onu söylüyordum. İdeal benliği bazen bu melimalılar oluşturuyor, bazen oluşturmuyor. İşte oluşturmadığı noktada kişinin daha toplum dışı ve bireysel bir yaşayışa sahip olduğunu görebiliyorsunuz. İşte şizoid kişilik bozukluğu mesela. Tamamen kendi idealleri vardır. Çünkü toplum onun umurunda değildir. Toplumla beraber hareket etmeyi de sevmez. Tek başına yaşamayı ister. Gibi gibi patolojiye yol O açan. zaman orada da bir denge olması gerekiyor. Evet, tabii ki. Yani toplumun beklentileri de önemlidir insan psikolojisi için. O beklentiler de karşılanmalı. Yani 35-40 yaşına geldiniz, bir kadınsınız, evlenmediniz. Bu sizde bir baskı oluşturur. Kendi ideal benliğinizde evlenmek yoksa bile toplumun öyle bir beklentisi oluştuğu için kendinizi kötü hissedersiniz zaman zaman. Bundan kaçamazsınız. Çünkü siz toplumsal bir varlıksınız. Ya toplumdan dışlayacaksınız kendinizi, ya bu toplumsal yükü taşımak için uğraşacaksınız. O zaman biraz Bu önce kadar. verdiğim egzersizi yaparken bunun farkında olmak çok güzel olabilir. Yani o ideal benlik maddelerine yazdığımız kriterlerin acaba meli malı mı olup olmadığını bakmamız da faydalı olabilir.
Evet. Bu iki uygulama önemli. Kişinin kendini tanıması adına. Bazen hani hep sorarlar, kendimi bulmak için ne yapmalıyım? Ben de hep şey diyorum, başkalarının içine gitmelisin, başkalarının içinde yaşamalısın. Kendini bulmak, diğerlerinin içinde yer almaktır çünkü. Kendim dediğin şey, kendime dair konuştuğun her ifade kıyastan ibarettir. Ben uzun boyluyum dediğin an, diğer insanlarla kıyaslayarak bunu söylersin. O yüzden kendini bulmak isteyenler sosyal ilgi içerisinde olması gereken kişilerdir. Kendimi bulamıyorum, bulmak istiyorum diye soran insanlara bir cevap niteliğinde olsun diye söyledim. Burada değinmek istediğim bir nokta daha var. Onu da atlamayayım. Self-regulation dediğimiz bir şey daha var. Öz kontrol. Öz kontrol için de öz farkındalık önemlidir. Yani kişinin kendini kontrol etmesi de farkındalıkla başlıyor. Yani farkındalık sadece belli bir işlevi yok. Birçok noktada öncelik durumunda. Öz kontrol, irade. İrademizi kontrol etmenin de temelinde yine farkındalık yatıyor. Farkında olmadığınız şeyi yönetemiyorsunuz çünkü. Bu da önemli bir noktaydı. Bunu da atlamamış olayım. Bu çok önemli bence de. Evet. Peki, kimlik, kişilik, rol ve benlik arasındaki farklar neler? Şimdi kimlik, kişilik, rol ve ben mi dedik? Evet, benlik. Şimdi şöyle başlayayım. Beni biraz tanımladık. Kendi üzerine düşünen, sembol kullanan, sosyal bir oluşum. Kişilik aslında bu benim. Yine sosyal psikolojide bir ayrım. Private self, public self diyorlar. Yani öz benlik ve biraz daha toplumsal benlik. Kişilik aslında biraz böyle toplumsal benliği gösteren bir şey. Kişilik tanımı itibariyle sizin diğer insanlardan ayıran özellikleriniz aslında. Yani personality'den geliyor. Persona maske demek. İnsanlar içerisinde kullandığınız maske, kişilik özellikleriniz anlamında. Bu noktada benlikten ayrılıyor. Kimlik, toplumun size verdiği isimlendirme, sıfatlar diyebiliriz. Mesela öğretmen kimliği, baba olma. Yani bir babalık kimliğiniz var bir yerde. Buradaki rol de o kimliğin gerektirdiği davranışı sergileme. Yani babasınız, öğretmensiniz, öğretmen kimliğiniz var. Bir de öğretmen gibi davranıyorsanız rolünüzü yerine getiriyorsunuz. Yani bu noktada kimlik ve rol birisi sıfatken birisi daha davranışsal bir şey. Böyle bir Peki, ayrım var. Anlaşıldı mı bilmiyorum. bir ben var, bir benden içeri diyor Yunus Emre. Şimdi konuyu bambaşka bir yere götürüyorum. Yani bu Aslında ben, psikolojideki benle bu tasavvufta geçen ben arasındaki fark. Yani ego, nefs, psikolojideki karşılığı nasıl? Oradaki beni nasıl tanımlıyor? Basitçe ben ve kendim. Yani Yunus Emre'nin dediği şeyden ben onu anlıyorum. Yani bir ben var bende. Benden içeri dediği ben kendim oluyor. Ama dışarıdan beni gördüğünüz ben ise ben dediğim şey oluşuyor. Yani nesnel olan ben oluyor. Ama içinde öznel bir ben daha var. Biraz bunu yansıtıyor Hangisi gibi. nefs? Nefs aslında benim karşılığı değil tam olarak. Yani ruh gibi, yani psikolojideki karşılığını söylemeye çalışıyorum. Ego değil. Mesela yani Freudiyen bakarsanız biraz daha idi temsil eden, idi ve süper egoyu temsil eden bir şey nefs. Ama psikolojide nefsin direkt karşılığı aslında yani çalışmalar içerisinde belki Sufi psikolojisinde falan ele alınıyor. Yani sosyal psikolojide nefsin direkt karşılığı şu an belki aklıma gelmedi ama pek kullanılmıyor. Yani burada bilinç kavramını kullanıyorlar. Öz bilinç gibi ya da biliş kavramını kullanıyorlar. Hani belki nefis buralarda işin içine girebiliyor. Tasavvuftaki nefis biraz daha kötülüğü insana emreden, hayatın kötü yanını gösteren bir yanıyla varsa psikanalizdeki ide karşılık gelebilir direkt olarak. Evet, tam Ya olarak sorduğum şey da aslında bu id ve Jung'un süper ego arasındaki farkı soruyorum. evet ya da Jung'un gölgesi, Hı. Jung'un kullandığı arketip, gölge arketipi de yine bu anlamda nefse denk gelebilir. Süper ego aslında insanın vicdani tarafı. Yani kurallar, yasaklar, kanunlar biraz daha buraya yönelir. Hani nefsle direkt bir ilişkisi yok ama idle nefsin aynı anlama taşıdığı noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında iradeyi temsil ediyor tam olarak şeyde, tasavvufta. Süper ego dediğin şey.
Ha, ego. Evet. Evet, yani şimdi alanlara göre değişiyor. Jung'da ego ve ben farklı şeyler. Jung'taki ego şu anlama geliyor. Bir damıtma sistemi ego. Yani gelen bilgiyi bilince mi, bilinç dışına mı ileteceğiz? Bunu ayarlayan şey ego. Freud'taki ego dengeleme sistemi, süper ego ile idin isteklerini orta noktada buluşturan, bir uzlaşma sağlayan bir mekanizma. Yani farklı bakış açılarından ancak yorumlayabiliriz. Tek bir bakış açısı yok. Ama temelde psikolojide ego aslında benim karşılığı bir yerde. Yani ego, mesela egoist olma falan denir ya. Egoist olma kötü bir şey değildir. İnsanın kendini düşünmesi doğal bir şeydir. Bunun aşırı olması kötü bir şeydir aslında. Ya ego kötü bir kelime değil. Hani egon, senin egon var. Ya egon olmasa yaşayamazsın zaten. Ego böyle bir şey. Karıştırılmasın diye hani bu örneği verdim. Yani gördüğüm şu, bütün hayatımızdaki işte biraz önce anlattığın kimlik, kişilik ve rollerimiz aslında o benimizi ortaya çıkarmaya hizmet ediyor gibi düşünüyorum ben. Evet, hepsi benlik konseptinde işte. Yani kimliğiniz, rolleriniz, kişiliğiniz, bunların hepsini topladığımız kümeye benlik konsepti diyoruz. İşte bu konsepti değerlendirmeye başladığınızda bu sizin benlik saygınızı oluşturuyor. Bunun için de ilk şart farkındalık. Farkındalık olmadan benlik olmuyor. Daha sonra benlik konsepti oluşmadan öz saygı dediğimiz şey oluşmuyor falan. Böyle bir zincirleme var. Peki. Yavaş yavaş sorulara geçelim mi? Bayağı bir soru gitti çünkü. Olur tabii ki. Bu arada bir uygulamadan daha bahsedebilirim. Bir çalışma geldi aklıma. Özgüvenle alakalı. Kişilerin kendi özgüvenini arttırmasıyla alakalı bir çalışma aslında. Ben ilk okuduğumda biraz tuhaf gelmişti ama gerçekten işe de yarıyor. İnsanlar genelde mesela bir konuşma yapacağı sırada ayna karşısında kendini biraz daha cesaretlendirir ya. Yani yapabilirim, başarabilirim falan diyorlar ya. Çalışmalar gösteriyor ki burada birincil değil, üçüncül şahıstan konuşmak lazım. Yani ben aynanın karşısına geçtiğim zaman Nurullah yapabilirsin dediğim zaman bu daha çok etki ediyor çalışmalara göre. Nurullah daha çok yapabilirsinden ziyade Nurullah zaten harika yapıyorsun. Nasıl? Yani üçüncü şahıs koyabiliriz başına, sonunu nasıl getirirseniz artık. Çünkü başkası söylüyormuş gibi bir etki de yaratıyor. Ya ben söylüyorum ama diyorum ki ya Nurullah sen ne kadar başarılı bir adamsın falan diyorum. Sanki başkası söylüyormuş gibi bir etki yaratıyor beyinde. O yüzden özgüveni destekliyor. Ama Nurullah kendi kendine diyor ki ben başarabilirim, ben yapabilirim. Bu o kadar etkilemiyor. Çok böyle bir gene yani öz saygıya geldi. Yani evet, o dışarıdan o net dışarıdan aldığın onay var ya öz saygıyı evet, oluşturan. Yani kendine de dışarıdan söylediğinde o senin özgüvenini etkileyen bir faktör oluyor. Kesinlikle öz kabul diyoruz buna da. Yani kabul edilme isteği her zaman var içimizde sosyal olduğumuz için. Peki. Çok güzeldi. Gerçekten Nurullah Hoca'nın boyunu merak ettim diyor birisi. Çok enteresan. 1.75. Selcan diyor ki hakaret ve küfre maruz kaldığımızda bu travmadan nasıl kurtuluruz? 12 gündür ruh gibi dolaşıyorum. Şimdi hakaret ve küfre maruz kaldığınızda bu bir travma yaratır diyemeyiz. Sizde böyle bir şeye sebep olduysa bunun başka sebepleri var. Yani biz terapilerde bunu hep kullanıyoruz. İnsanlar bazen düşünceleri, duyguları özümsüyorlar. Yani o düşünceymiş gibi yaşayabiliyorlar. Bazıları o düşünceyi bir tık dışarıda tutuyor. Yani ben şu an heyecanlıyım mesela. Kendime şöyle demiyorum. Ya çok heyecanlıyım demiyorum. İçimde bir heyecan duygusu var diyorum. Bakın bana ait değilmiş gibi düşünüyorum. Yani siz o küfrü, o hakareti size aitmiş gibi hissettiğiniz an üzülmeye, depresifleşmeye başlayabilirsiniz. Ama bu biraz önce söylediğin o öz saygıyı hani dışarıdan gelen sesin ne kadar önemli olduğunu söyledin öz saygıda. Şimdi dışarıdan da bir hakaret geldi. Yani olumlamayı dışarıdan yapıyorsan o ne kadar etkiliyse o hakaretin de o kadar büyük bir etkisinin olması çok normal değil mi? Tabii tabii etkisi olabilir. Yani etkisi yok demiyorum ama bunu hani bu etkiyi kırabiliyor kişi. Bu tekniği kullanarak yani düşünceleri, duyguları, hakareti ona ait bir şey değilmiş gibi düşünerek bunu aşabiliyor. Örneğin şöyle düşünün. Şimdi hangi takımlısınız bu arada Müge abla? Futbol takımı Beşiktaş. Tutuyor musun? Ben şimdi Beşiktaş'la alakalı kötü bir şey söylediğim an
sizin zorunuza gidecek bu. Ama Fenerbahçe ile alakalı söylediğimde bu sizi etkilemeyecek. İkisi de takım ve ikisiyle de fiziksel hiçbir alakanız yok. Ama siz Beşiktaş'ı benliğinizden bir parça gibi görüyorsunuz artık. O sizin bir kimliğinizin parçası. Benim bir parçası. Benlik konseptinde yer alıyor. O yüzden ben Beşiktaş'a laf attığımda siz sinirleniyorsunuz. Halbuki sizinle alakalı bir şey demiyorum. İşte bu noktada siz ya ben Beşiktaş değilim ki. Beşiktaş'a laf geldiğinde ben niye bu kadar üzülüyorum deyip bu düşünceyi biraz daha dışarıda tutarsanız o zaman daha mutlu yaşayabiliyorsunuz. Bu aslında bir yaşam tarzı haline geliyor. Biz terapilerde bunun bir yaşam tarzı olması için uğraşıyoruz. Yani sana söylenilen, senin şahsına söylenilen o hakareti hiçbir şekilde kendi üstüne almamak bir yöntem. Evet, umursamama. Evet, kesinlikle. Kafaya takmama sanatı falan da diyorlar ya böyle. Hatta bir kitap da var sanırım öyle. Ya tabii bunu yani, böyle söyleyince çok kolay da yapabilmek çok zor. Tabii yapabilmek zor ama yani zorluk gerçekten altında özgüveninin çok sağlam olması lazım ki sana dışarıdan gelen hiçbir şey seni etkilemesin. Öz saygının daha çok. Özgüven değil de öz saygı burada daha önemli. Yani bazen kişiler özgüvenli olmayabilir çok fazla ama öz saygısı yüksektir ve mutlu yaşar. Yani bir şeyi becerebildiğine inanmaz ama öz saygısı da yüksektir. Böyle insanlar da olabilir yani. Ben hani bunu anlayamıyorum. Ben bunu gerçekten yani seninle bilahare tekrar bir konuşmak istiyorum. Yani öz saygı, özgüven olmadan öz saygı nasıl oluşur? Yani o kadar altı boş geliyor ki bana, çünkü dışarıdan söylenilenlerle ben öz saygım var olabilir ama içeride biliyorum ki beceriksizin tekiyim. Yani bu bak, yani işte insanın kendini hiçbir benim zaman yeterli görmemesi, evet onun gelişimi için gereklidir. Bu çok gereklidir. Yetersiz hissetmek başka bir şey. Ama özgüvensiz olmak başka bir şey. Yani o yetersizlik zaten özgüvene götürür seni. Hep çalışırsın konuyla ilgili çünkü. Ya doğru, tabii ki. Aralarında kesin bir ilişki var. Hani şu anlamda söylemiyorum. Kişinin kendine özgüveni yok derken kendi için özgüven anlamına gelen ifadeler farklı. Yani insanlar için ders çalışıp başarmak bir özgüvense onun için değil. Ve bu dolayısıyla öz saygısını yüksek tutuyor onun. Ya yani özgüven bu senin değerlerinle alakalı bir şey o zaman. Evet. Evet, senin değerlerinle alakalı. Anladım. Ya bu noktada senin için ne özgüvenin olduğunu gösteriyor. Tamam, mesela çok iyi oldu. Bir... Evet. Tamam. Böyle bir teşekkür ayrı ederim. Kafaya takmıştım onu. Çok güzel oldu. Betül diyor ki insan kendisini yargılama ya da içsel ebeveynin olumsuz konuşmasına nasıl engel olabilir? Aslında bu iki soru aynı şey. Yani bunlar tamamen yani soru cevap şeklinde giden şeyler değil arkadaşlar. Psikolojik süreçler tamamen ara inançlara bağlı ilerleyebiliyor. Ara inanç ne demek? Mesela ana inançlar ve ara inançlar diye bilişsel davranışçı terapide bir başlık var. Ana inanç şudur. Kiloluyum ve zayıflamam gerekiyor. Kilolu olmak kötü bir şeydir. Bu ana inancımız. Bir de ara inançlar oluyor. Bunların farkında olmuyoruz. Kilolu olduğumuz için mesela okula gitmiyoruz. Ama biz bunun farkında değiliz. Ve diyoruz ki ya okuldaki arkadaşlarımı sevmiyorum. Derslerden hoşlanmıyorum. Bu işleri beceremiyorum. Başka bir şeylerle yorumluyoruz. Bunun farkında bile değiliz ama. Sırf kilomuz var diye aslında okula gitmiyoruz. Bu ara inanç işte. Terapilerde bu ortaya çıkıyor. Yani o kadar çok ara inanç var ki kişi yaptığı eylemin, daha doğrusu yapmadığı şeyin sebebini o ara inançta bulduğu an inancını değiştirerek o davranışı değiştirebiliyor. Yani canlı yayına çıkmayan bir insan sorduğunuzda niye çıkmıyorsun diyorsunuz mesela. Diyor ki ya çok heyecanlanıyorum falan. Halbuki kendini çirkin buluyor. Bunun farkında bile değil. Ara inançlar işte bunlar. Bu gibi birçok şey var yani terapide. O yüzden hiçbir zaman bu sorulara tam bir cevap verilemez arkadaşlar. Hani anlıyorum sizleri de ama bu değerlendirme seansları en az 3 seans sürüyor. Yani ben bir insanı 3 saat dinliyorum ve haftada 1 saat olmak üzere dinliyorum ki aynı duygulanımla dinlemeyeyim diye. Çünkü haftaya onun duygulanımı değişebilir. Ondan sonraki haftada değişebilir. Az ama sürekli bir tanıma yöntemi uyguluyoruz. Bazen o kadar farklı şeyler söyleyebiliyor ki danışanlar. Bir hafta bambaşka biri, bir hafta bambaşka biri oluyor. Ama ben bunun farkındayım ve değişebileceğini, bana
daha sonra kendini açacağını biliyorum. Çünkü ilk seanslarda kişiler kendini açmayabiliyor. Korkularından, çekindiği için, bana güvenmediği için falan falan. Böyle terapötik ilişkiyi kuran yöntemler de var. O yüzden bu soruların cevapları kesinlikle uzun süreli bir değerlendirme gerektiriyor. Peki, çok teşekkürler. Tülay diyor ki, niye kendimizi kabul etmede zorlanıyoruz? Evet, yine tam bir cevabı yok ama. Yani kendimizi kabul etmede, kabul etmek ne demek mesela? Ya ben terapide olsam önce bunu bir sorarım. Sizin için kabul etmekle benim için kabul etmek farklı şeyler. Bir tane örnek yapalım yine uygulama üzerinden. Sorularınıza cevap vermiyorum ama neden vermediğimi de açıklamaya çalışıyorum. Şimdi 9 yaşındasınız, tamam mı? Bayram vakti, dayınıza gidiyorsunuz, elini öptünüz. Dayınız size ne kadar para verirse ona cömert dersiniz. Herkes bir düşünsün şimdi. 9 yaşındasınız, şu an dayınızın yanındasınız, bayram günü. Size ne kadar para verirse dayınız için cömert sıfatını kullanırsınız. Ya mesela Müge abla ne geliyor aklına fiyat olarak? Ne kadar verse cömert dersin. 500 lira verse cömert derim. Mesela benim için 200 lira bu. Yani anlatabiliyor muyum? Sizin için cömertle benim için cömert aslında farklı şeylermiş. Yani kavramlar, insanlar arası iletişimsizlik bundan kaynaklanıyor. Sizin için kendini kabul etmekle benim için kendimi kabul etmek çok farklı şeyler olabilir. Cömert tabiri üzerinden 500 tane farklı fiyat alabiliriz yani şurada yorumlara bakarsak. 500 TL ve 200 TL. Ama ikimiz de aynı kişiye cömert dedik. Ve ben kalkıp Müge ablaya, daha doğrusu Müge abla kalkıp bana ya bu adam cimri dediğinde belki de o adam 300 TL verdi. Benim için cömertti belki o adam. Ama Müge abla için cimri. Anlatabiliyor muyum? Ama o adam benim için artık cimri oldu. Neden? Bana fiyatı söylemeden cimriyi söyledi. Ve ben sadece o cimri kavramıyla onu yargıladım. Böyle çok fazla şey oluyor iletişim sırasında, aile içerisinde, toplum içerisinde. Dolayısıyla sizin ne kastettiğinizi bilmeden bu sorulara cevap vermek çok zor. Yani ben kendini kabulle ilgili kendi tarafımdan şunu söyleyebilirim. Niye kendimizi kabul edemiyoruz? Bence işte o belki de senin benlik tanımının içerisine giriyor. O asıl benlik tanımının içerisine girecek bir şey söyleyeceğim. Fıtratımıza çok fazla uygun yaşamadığımız için kendimizi kabul edemiyoruz. Çünkü onu bilmiyoruz ki. Yani onu bilsek kabul edeceğiz. Önce bilme aşamasında kabul olmuyor zaten. Bir önce bir savaşıyoruz. Ondan sonra o savaş esnasında kendimizi ne kadar öğrenebiliyorsak ondan sonra kabul başlıyor diye düşünüyorum. Hı hı. Bu tamamen tasavvufi bir yorumdu. Ya burada ben de yine sosyal psikolojiden bir şey geldi aklıma. Better than average effect diye bir şey var. Türkçesini söyleyeceğim. Ortalamanın üstünde hissetme. Ya insanların hem kendini kabul durumunda hem mutlu olma durumunda bu his çok önemliymiş. Bunu mesela sınıflarda uyguluyorlar. Atıyorum zeka testi yapıyorlar hepsine. Sonra diyorlar ki bu sınıfın ortalaması 90. Rastgele bir çocuğu alıyorum. Diyorum ki Ahmet, sence sen bu sınıfın ortalamasının üstünde misindir? Her insan kendini toplumun ortalamasının bir tık üstünde hisseder. Böyle yaşar. Aksi takdirde daha nevrotik oluyor. Daha psikotik olabiliyor. Psikolojisi bozulabiliyor. Yani diğer insanlarla yine kıyaslama söz konusu ama ortalama hissi çok önemli. Hani ortalamaya göre benim notum fena değil. Sınavlarda da öyledir. Yani 80-90 vardır. 40'lar 30'lar vardır. 70 alırsanız bu sizin için okey, tamamdır yani. Çünkü çok düşük alanlar da var. Tamam, yüksek alanlar da var ama 70 iyi. Ama ortalama 50 ise ve siz 40 aldıysanız kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Böyle bir etki de var. Yani ortalamanın üstünde hissetme etkisi. Bu önemli. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mesela bunu sorabilirsiniz kendinize. Size göre çevrenizdeki insanlarla kıyasladığınızda, onların ortalamasını aldığınızda üstünde mi kalıyorsunuz, altında mı? Bu his önemli. Kendini kabulde de, mutlu olarak yaşamakta da, tatminkarlık oranında da. Ceyda diyor ki, nefret duygusunun öz saygı veya benlikle ilişkisi nedir? Neyden nefret ama? Yani genel bir nefret mi, kendinden nefret mi? Öz tiksinme diye bir şey de var çünkü. Kişinin kendinden tiksinmesi.
Tabii ki alakalı şeyler. Yani yine aslında Better Than Average efektin altında işlenebilir. Ortalamaya yakın hissetmiyorsanız kendinizi ya da üstünde hissetmiyorsanız kendinizi kabul etmemeye ve nefret etmeye başlayabiliyorsunuz. Yani burada kendinden nefreti ele aldık tabii. Yani başkalarından nefreti değil. Başkalarından nefret etme bir kişilik bozukluğu özelliği de olabilir. Yani o yüzden genel bir şey. Ama kendinden nefret etme, kendini ortalamaya yakın görememe daha çok. Kendini o oranda mutlu hissedememe, hep bir adım geride hissetme. Bu nefret duygusunu en çok tetikleyen şey aslında. Berna sanıyorum. Psikoterapi gerçek benliğimizi arayışımızda bize nasıl yardımcı olabilir diye sormuş. Şimdi psikoterapi benliğinizi arama adına değil de sizde başta farkındalık yaratmayla başlar. Yani çoğu zaman problemlerin çözümü o problemleri fark etmede yatıyor. Yani bir tarlayı ekip biçiyorsunuz, bir su kaynağınız var ve günlerce su gelmedi, mahsulleriniz kurudu, öldü, boşa gitti her şey. Siz gelen suyun daha önceden engellendiğini hissetseydiniz, fark etseydiniz, gidip gerekli işlemleri yapıp o suyun akışını sağlayabilirdiniz. Yani bu noktada fark etmek tek başına işe yarayabiliyor. Psikoterapinin ilk amacı bu. Psiko eğitim vermek ve farkındalık oluşturmak. Bu noktada zaten kişi birçok şeyi fark ederek kendinde bir değişime, bir kişilik yolculuğuna çıkmaya başlıyor zaten. Bu yönüyle önemli. Yani benliğimizi bulmada değil de bu ara inançlar, ana inançlar, daha önce hiç düşünmediğimiz bilişsel problemlerimizin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Mesela Piaget'den bahsetmiştim. Piaget'in bilişsel gelişim basamaklarının kişilik bozukluklarının sebepleri olduğunu gördük daha sonradan. Bir örnek vereyim. İnsanlar öğrenirken arkadaşlar kategorize ederek öğrenirler. Yani biz düşünsenize hiçbir şeyi kategorilere koyamıyoruz. Elma ağacıyla armut ağacı bizim için bambaşka şeyler. Bu sizi çok zor bir hayatla yaşamanıza sebep olacak. Yani öğrenemeyeceksiniz aslında. Kategorizasyon olmazsa öğrenemiyorsunuz. Kategorize ederken de iki sistem var. Özümseme ve uyum diye. Özümsemede var olan şemaya yerleştiriyorsunuz. Yani ağaç şeması var. Armut ağacı gördüğüm zaman ağaç şemasına yerleştiriyorum. Ama sokak direği gördüğüm zaman onu ağaç şemasına yerleştirmiyorum. Ayrı bir şema açıyorum. Ayrı bir kategorizasyon içerisinde ele alıyorum onu. O artık ayrı bir kategori. Direkt kategorisinde o. İnsanlar bu şekilde öğreniyor. Mesela paranoid kişilik bozukluğundaki en büyük problem nedir? Aşırı genelleme. Bu insanlar bilişsel gelişim sürecinde muhtemelen işte bu farklı kategoriyi oluşturamıyorlar. Bir insan onlara yalan söyledi mi, bütün insanlar yalancı oluyor hemen. Çünkü uyum problemi yaşıyor. Uyum mekanizması işlemiyor. Kategorizasyon yaparken bu şemanın bu özelliğini kullanamıyor. Daha çok elimde sadece ağaç şeması var. Gördüğüm her şeye ağaç diyorum. Yani şişe görüyorum, ağaç diyorum. Direkt görüyorum, ağaç diyorum. Paranoid kişilik bozukluğu böyle bir şey. Genelliyor hemen. Bütün insanlar yalan söyler. Bütün insanlar insanlara güvenemem. Bütün insanlar güvensizdir. Hemen böyle bir genellemeye gidiyor paranoid kişilik bozukluğu. Ya da mesela zihin teorisi diye bir şey var. Theory of mind. Bu genelde işte 1,5-2 yaşlarında oluşan bir şey. Nesnenin sürekliliği. Yani bebeklerde mesela bir top olsun. O topu başka bir nesnenin arkasına koyduğunuz zaman topun yok olduğunu düşünüyor bebek. Zihin teorisi gelişmediğinde. Ama zihin teorisi geliştiği zaman nesnelerin sürekliliğini daha iyi kavrayabiliyor. Yani topu siz şişenin arkasına koyduğunuz zaman o topun yok olmadığını, şişenin arkasında olduğunu biliyor. Ama borderline kişilik bozukluğuna dikkat edin. Ufacık ifadelerinizden hemen terk edileceğini düşünüyor. Ve terk edilmek ölüm korkusuna eşdeğer onlar için. O yüzden bir psikopat gibi davranabiliyorlar terk edilmeyle tehdit edildiklerinde. Çünkü terk edildiği an siz yok oluyorsunuz onun için. Bununla alakalı hatta ben YouTube kanalımda bir video yapmıştım. Borderline kişilik bozukluğu. Orada bu kişilik bozukluğuna sahip bir kadın mülakatta bahsediyor bundan. Diyor ki markette mesela bile yakınlarımdan birini kaybedersem çığlık atmaya başlıyorum diyor. Yok olduğunu düşünüyor onların. Bilişsel gelişim sürecinde böyle gerilikler yaşadığımızda
birçok problem yaşıyoruz. Mesela yine aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Soyut işlemler ve somut işlemler dönemlerinden bahsediyor yine Piaget. Somut işlemler döneminde bir çocuğa soyut kavramları anlatamazsınız. Yani matematik soyut bir bilimdir. Ama mesela toplama işleminden bahsettiğinizde 6 ceviz artı 3 ceviz somut şeylerle söylersiniz. 11 yaş ve üstüne artık soyut ifadeler kullanırsınız. 9'dan 7 çıktı, kaç kaldı? Bir daha yani 9 kalem 7 kalem demezsiniz. Ama şöyle bir durum var. Bu dönemlerde bazı insanların işte soyut bilişsel gelişimi geri kalabiliyor. Her ne kadar çok fazla yansıtmasa da etrafına, iletişimde bu çok belli olabiliyor. Bazı insanlar diyor ki mesela, ya ben anlamadım, bana bir daha anlat. Şunu net bir şekilde söyler misin? Özellikle erkekler daha çok zorlanıyor bu konularda. Muhtemelen kadınların soyut işlem yeteneği daha iyi. Ya bir net bir şey söyle, anlamıyorum falan diye böyle bir isyanı oluyor bazen erkeklerin. Bunlar çok önemli. Somut örneklerle anlatmak gerekiyor. Evet, mesela Sinan Hoca'nın da katıldığı bizzat bilimsel tartışmalar vardır ya, evrim mesela, evrim tartışması. Evrim direkt cebinizden çıkarıp gösterebileceğiniz bir şey olmadığı için, somut bir şey olmadığı için biraz soyut bir tarafı var insanların zihninde. Aslında soyut değil, bilimsel bir şey ama bilimsel metotları bilmeyen insanlar için soyut bir şey o. Ve soyut bir şeyi kabullenmek istemiyor insanlar. Bu da muhtemelen bilişsel dönemlerle alakalı diye düşünüyorum. Mesela tanrı tartışmaları, tanrı vardır ya da yoktur. Bu tartışmaları yapan insanların soyut işlemler döneminde ve somut işlemler dönemindeki bilişsel gelişimleri önemli. Çünkü onun için tanrı ne demek? O tanrıya ne kadar somut bir şey atfediyor? Yani hala tanrı onun için sakallı bir amca olabilir. Biz konuşuyoruz tanrı var yok diye ama onun için tanrı ne demek? Hiç bunu sormuyoruz. Direkt belli bir kavram üzerinden konuşuyoruz. Tıpkı şey gibi. Ya şimdi cömert nedir üzerinden konuşmaya başlarsak aslında cömert kavramını ikimiz de farklı anlıyormuşuz. Bunu görmüş oluyoruz. Birçok bilimsel tartışmada, felsefi tartışmada böyle bir şey göz ardı ediliyor maalesef. Hani bu noktaya bence önem gösterilmeli. Sadece bilgi rol oynamıyor. Bilgi artık çok kolay ulaşılabilen bir şey. Bilişsel gelişim bu noktada çok önemli. Ve terapilerde iyi terapistler bu noktalara da dikkat ediyor. Yani sizin korkularınız, mesela borderline'sa kişi bunu direkt görebiliyorsunuz. Peki sizi terk ederse ne olur diyorsunuz. Öfkeleniyor, sinirleniyor. Bunu vücut diliyle gösteriyor size, söylemese bile. Ve buradan anlıyorsunuz bilişsel gelişimde bir problem olabilir gibi gibi. Peki son soruyu soruyorum. Çok soru var ama vaktimiz kalmadı. Öz saygının aşırılığı narsistliğe doğru gider mi diye sormuş bir takipçimiz. Narsistlerde öz saygı ve özgüven aşırıdır zaten ama aşırı olması problem değil, dengesiz olması problem, düzensiz olması problem. Yani narsistlerde özgüven çok ama bu düzenli bir özgüven değil. Yani zaman zaman düşük hissediyorlar öz saygılarını, özgüvenlerinin daha düşük olduklarını hissettikleri için sürekli bunu doğrulama adına bir şeyler yapıyorlar. Üste çıkma çabası, üstünlük kompleksi, yine Adler'in söylediği bir üstünlük kompleksi görüyoruz narsistler. Düzenli olması. Yani ben gene aynı yere geliyorum. Yani gerçekten özgüveni olan insanın üstünlük kompleksine nasıl girdiğini ben gene anlayamıyorum. Düzensiz özgüven. Yani bu özgüven, yani düzensiz bir duygulanım düşünün. Mesela yine borderline'da da böyledir. Bir saat çok mutludur, bir saat öfkelidir. Burada düzenli ve düzensiz olması önemli bizim için duyguların. Ve biz onları düzenlemeye çalışıyoruz. Düzensizlik olduğu zaman problem yaşıyor kişiler hayatlarında. Özgüven de böyle narsistler için. Bazen özgüvenli hissediyorlar, bazen hissetmiyorlar. Yani bu tamamen anlık değişebilen bir şey. Yani o aşırı onay beklentisi, devamlı o alkış beklentisi zaten devamlı özgüvenli olan bir insanın ihtiyacı olan bir şey değil. Zaten onu oradan anlayabiliyoruz. Doğru değil mi? Evet. Yani evet. Öyle bir şeye ama ihtiyaç duymaz zaten. Evet, işte ihtiyaç duyduğu anlarda o denge, düzensizlik yaşanıyor onların zihninde. Yani o an düşüyor öz saygısı, özgüveni onun için.
kendini öyle değerlendiriyor o an ve öyle bir tepki gösteriyor. Yani duygularımız, hislerimiz, kendimizi değerlendirmemiz bunlar her zaman düzenli devam etmiyor. Bazı insanlarda, nevrotik insanlarda böyle düzensiz bir seyir var ki daha ilerisi işte kişilik bozuklukları. Peki. Nurullah'cığım gene zaman aktı gitti. Çok güzeldi. Çok fazla soru var. Arkadaşlar NEA Psikoloji'yi lütfen takip edin. Nurullah izinle söylemek istiyorum. DM'den soruları sorabilirler mi? Arkadaşlar cevaplamadığımız yani, çok soru var çünkü. NEA Psikoloji'yi takipten sonra oradan DM'den yazabilirsiniz. NEA Psikoloji'nin YouTube kanalını mutlaka takip edin derim. Çok zengin, çok güzel içerikler. Çok çok teşekkür ederim Nurullah. Bir aksilik olmazsa haftaya görüşmek üzere diyorum. İyi, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.